Küresel Bakış'a hoş geldiniz. Ben Eda Özdemir. Haftanın son programıyla birlikteyiz. Uluslararası gelişmelerin üstünden geçiyor olacağız. Ana başlıklarımızda BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze konusundaki karar tasarısının 3. kez ertelenmesi var. Diğer bir yandan Hamas tarafından İsrail'den gelen insani ara teklifine gelen ret var ve Batı'dan Ukrayna'ya yardımlar konusunda değişen bir tutum var. Değerlendiriyor olacağız. İlk haberimize başlayacak olursak Anthony Blinken'dan Gazze konusunda ABD'nin liderliği bekleniyor şeklinde bir mesaj var. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'in Hamas'ın yarattığı tehdidi ortadan kaldırırken Gazze'deki sivil kayıpları en aza indirme yükümlülüğü olduğuna inandıklarını söyledi. Bakanlığın yıl sonu basın toplantısında konuşan Blinken, İsrail'in Hamas tehdidini ortadan kaldırmakla Gazze'deki sivil kayıpları en aza indirmek arasında bir seçim yapmak zorunda olmadığına inanmaya devam ediyoruz. Her ikisini de yapmakla yükümlüdür ve her ikisini de yapmakta stratejik çıkarı vardı, dedi. Blinken'ın basın toplantısı sırasında BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze'de insani ateşkes çağrısı yapan ortak bir karar tasarısının oylanması için de bekleyiş sürüyordu. Pazartesi gününden bu yana ertelenen oylamayla ilgili daha önceki karar tasarısını veto eden ABD, son karar tasarı konusunda ek süre istemişti. Blinken'a ABD'nin tasarıyı veto etmesi ve uluslararası arenada da daha izole olması durumunda Washington'ın sorunları çözmek üzere koalisyonlar oluşturma ve onlara liderlik etme hedefinin zarar görüp görmeyeceği soruldu. Blinken bu soruya yanıtında Türkiye ziyaretinde örnek vererek ABD'nin liderliğinin istendiğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanı, İlk günden bu yana gördüğüm bölge ülkelerinin yanı sıra dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin de bizimle çalışmak istedikleri ve bu krizde Amerika'nın liderliğini bekledikleri, hatta öne çıkan bazı konularda bizimle aynı fikirde olmayan ülkeler bile. Bu ortak bir nakarat oldu. Bölgede birçok kez bulundum ve sadece İsrail'le değil, Türkiye dahil neredeyse tüm ortaklarımıza ve diğer ülkelere seyahat ettim. Bu hafta dahil tüm ortaklarımıza sürekli telefonda görüştük ve ortak kanı Amerikan liderliğini istedikleri yönünde. Biz de bunu sağlamak için çalışıyoruz, dedi. Blinken'ın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bilinen son görüşmesi 17 Aralık'ta telefonla olmuştu. Hakan Fidan 8 Aralık'ta da Washington'ı ziyaret etmişti. Anthony Blinken, Kasım ayının ilk haftasında da İsrail, Ürdün, Batı Şeria, Güney Kıbrıs ve Irak'ı kapsayan Orta Doğu ziyareti çerçevesinde Ankara'ya giderek Fidan'la Dışişleri Bakanlığı'nda 2,5 saatlik bir görüşme yapmıştı. Rusya tarafından Zaharova'nın açıklamaları var. Amerika'nın yaklaşımlarını birazcık eleştiren ve Orta Doğu'daki krizin derinleşmesine yol açtı bu yaklaşımlar şeklinde bir yorumu var. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'nın ABD'nin yaklaşımının Orta Doğu'daki krizin derinleşmesine ve durumun kötüleşmesine yol açtığını söylüyor kendisi. Zaharova başkent Moskova'da güncel konulara ilişkin haftalık basın toplantısı düzenledi. ABD'nin Gazze şehrindeki duruma ilişkin pozisyonu ile ilgili gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Zaharova şu değerlendirmede bulundu. ABD yönetiminin bu konudaki yaklaşımı antisemitist olarak değerlendirilebilir. Hem İsrailliler hem de Filistinliler Sami halklarıdır. ABD'nin yaptığı her şey hem İsraillilere hem de Filistinlilere karşı ABD'nin bölge üstündeki siyaseti her iki halkın da ölümüne, Orta Doğu'daki krizin derinleşmesine, genel durumun kötüleşmesine, bölgenin geleceği için ölümcül sonuçlar doğurabilecek risklerin oluşmasına yol açıyor. Zaharova, Orta Doğu'daki gerilimin azalacağına dair ihtimalin bulunmadığını ifade ederek, son yıllarda ABD'nin bölgede artan varlığı krize bir çözüm sağlamadı, bunun yerine durumun kötüleşmesine yol açtı. Her seferinde eski meseleler alevlendi, dedi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby'nin Gazze'de sivillerin katledilmesinin İsrail'in planlarına dahil olmadığı yönündeki açıklamasını değerlendiren Zaharova, bunu ancak edep, şeref, insanlık veya yasallıkla ilgili hiçbir fikri olmayan veya tüm bu özellikleri kaybeden kişi söyleyebilir. Bu açıklamalara vicdanın kaybı neden olabilir ifadelerini kullandı. Kızıldeniz'de Husilerin aksiyonu artıyor. Biliyoruz ki oradaki karmaşa sürerken Almanya Kızıldeniz'de Husi saldırılarına karşı refah misyonuna katılmaya hazırlanıyor. Almanya'nın Husiler Kızıldeniz'de uluslararası gemilere yönelik artan saldırılarına karşı oluşturulacak uluslararası misyona katılacağı öğrenildi. Alman hükümetine yakın kaynaklar Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı'ndan yetkililerin bir araya gelerek refah muhafaza operasyonu, Operation Proper
Pretty Guardian'ın adı verilen misyona askeri destek verme konusunda prensip kararı aldıklarını bildirdi. Bundan sonraki aşamada konuyla ilgili hazırlanacak tezkerenin federal meclise sunulacağı ve Ocak ayında oylanacağı kaydedildi. Almanya'da federal ordunun yurt dışındaki askeri operasyonlara katılmasına federal meclis tezkere çıkararak karar veriyor. Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'de İsrail'e giden ya da İsrail'den dönen ticari gemileri hedef alan saldırıları çok sayıda nakliye firmasının rotalarını yeniden çizmek zorunda kalmasına ve küresel deniz ticaretinin sekteye uğramasına yol açmıştı. ABD Savunma Bakanı Austin, pazartesi günü yaptığı açıklamada Kızıldeniz'de artan Husi saldırılarının serbest ticaret akışına tehdit ettiğini, masum denizcileri tehlikeye attığını ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek bu nedenle Operation Prosperity Guardian'ı kurduğumuzu duyuruyorum. Bu, Ortak Deniz Kuvvetleri ve 153. Görev Gücü'nün çatısı altında Kızıldeniz'de güvenliğe odaklanan önemli uluslararası bir güvenlik girişimidir ifadesini kullanmıştı. Misyonda Almanya ve ABD'nin yanı sıra İngiltere, Bahreyn, Kanada, İtalya, Fransa, Hollanda, Norveç, Seyşeller ve İspanya yer alacak. Fransa ile devam edelim. Aşırı sağın desteğiyle onaylanan göç yasası Anayasa Konseyi'ne taşınacak. Fransa'da yabancıların haklarını savunan ve 900'den fazla derneğin üyesi olduğu Dayanışma Aktörleri Federasyonu, hükümetin aşırı sağın oyları ile onaylanan göç yasasını Anayasa Konseyi'ne taşıyacağını bildirdi. France Info'nun haberine göre ülkede tartışma yaratan ve parlamentonun bir süredir üzerinde uzlaşı sağlayamadığı hükümetin göç yasa tasarısının aşırı sağcı Marine Le Pen'in partisinin desteğiyle yasalaşmasının ardından yabancıların haklarını savunan FAS, yasanın bazı maddelerinin geçersiz sayılması için Anayasa Konseyi'ne başvuracağını açıkladı. FAS, yasada hiçbir göç kontrol unsuru olmadığını, aksine yabancıların hayatını radikal şekilde istikrarsızlaştıracak bir dizi önlemler olduğunu vurgulayarak yasaya tepki gösterdi. Arjantin'de yeni devlet başkanı seçilmişti, Milei olmuştu ve yeni seçilen devlet başkanı Milei'nin hükümeti ilk kez protesto edildi. Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te yeni seçilen devlet başkanı Milei hükümetine karşı ilk protesto gerçekleştirildi. Ülkede binlerce kişi Milei'nin hükümetinin tasarruf ve Arjantin pesosunu devalüe etme kararını protesto etmek amacıyla sokaklara döküldü. Başkent Buenos Aires'teki sembolik Mayıs Meydanı'na yürüyen göstericiler, ülkedeki ticaret birliklerine genel greve gitmeleri çağrısında bulundu. Yeni hükümete karşı ilk kez düzenlenen protestoda polis iki kişiyi gözaltına aldı. Ülkenin Güvenlik Bakanı Patricio Burrich basına yaptığı açıklamada kamu düzeninin korunması amacıyla sokakları kapatan göstericilere ceza verilmesine ilişkin protokolü duyurdu. Arjantin'de hükümetin pesoyu dolar karşısında %54 oranında devalüe edeceği ve enerjiyle ulaşımdaki sübvansiyonları da azaltacağı bildirilmişti. Konuğumuzla devam ediyoruz. TEPAV Dış Politika Program Direktörü Gülru Gezer'leyiz. Gülru Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Eda Hanım, yayınlar diliyorum. Teşekkürler, sağ olun. İlk olarak BM Güvenlik Konseyi'ndeki durumu değerlendirelim isterseniz. ABD'nin vetosuyla karşı karşıyaydı konsey ve Gazze konusundaki karar tasarısının oylama işlemi üçüncü kez ertelenmiş oldu aslında. Bir anlaşamamazlık söz konusu ABD'den gelen bu aksiyon da çokça yorum getirdi beraberinde. Amerika'nın ne yapmaya çalıştığı ile ilgili soru işaretleri de doğdu aslında. Söylem bazında baktığımızda Blinken'ın Amerika'nın liderliğini istiyor dünya şeklinde bir açıklaması da var güncel. Nasıl değerlendirirsiniz BM Güvenlik Konseyi'nde olanları? Şimdi tabii biliyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri tarafından sunulan bir karar tasarısı bu. Karar tasarısında aslında ateşkes veya insani ara demiyor Eda Hanım. Söylediği şey çatışmaların durdurulması. Birinci husus bu. İkincisi
yani aksamadan insani yardımın Gazze'ye ulaştırılması. Üçüncüsü, bu yardımın ulaştırılması için de bir gözlem misyonu, görev gücünün kurulması uluslararası. Şimdi Amerika özellikle bu üçüncü hususa itiraz ediyor. Dün Amerika'nın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi açıklama yaptı ve dedi ki işte böyle bir hani bir misyon kurulursa bu yardımların daha da aksamasına neden olur. Dolayısıyla biz buna sıcak bakmıyoruz dedi. Halbuki aslında burada Amerika'nın tabii bu uluslararası misyonun kurulmasına istememesinin sebebi İsrail bu yardımların doğrudan kendi kontrolüyle Gazze'ye sokulmasını istiyor. Yani burada maalesef Amerika'nın yine İsrail'in gündeminde hareket ettiğini görüyoruz. Dediğiniz gibi 3 kere zaten ertelendi. Bugün tekrar oylanmaya çalışacak. İşin üzücü tarafı, yani her geçen gün Amerika işte bu metin üzerinde müzakereler sürerken, kendi kararını oluşturmaya çalışırken de onlarca insan Gazze'de hayatını kaybetmeye devam ediyor. Bir de Hamas tarafından İsrail'den gelen insani ara çağrısına bir ret gelmişti. Bir yandan çatışmaların da sürdüğünü biliyoruz. Gelinen son tabloda nelerin altını çizersiniz tarafların aksiyonları ile ilgili? Şimdi biliyorsunuz İsrail Cumhurbaşkanı biz insani ara vermeye hazırız demişti. Bunu da aslında kendisinin bu açıklamayı yapmasına iten husus, biliyorsunuz geçtiğimiz hafta sonu 3 İsrailli rehine İsrail ordusu tarafından öldürüldü. Bu tabii inanılmaz bir tepki yarattı İsrail kamuoyunda. Yoksa İsrail tarafının aslında bir insani araya gitme gibi bir arzusu yoktu. Öyle bir planlaması yoktu. Sonra işte İsrail Cumhurbaşkanı çıktı, böyle bir açıklama yaptı. Fakat iki tarafın da ön koşullarına ya da tutumlarına baktığımız vakit şu noktada uzlaşma zor gibi gözüküyor. Neden? Çünkü Hamas şunu söylüyor. Her şeyden evvel, ki bu bir saat evvel tekrar flash haber olarak bütün ajanslarda verildi. İlk önce çatışmalar duracak. Yani İsrail operasyonu durduracak. Aksi takdirde biz bu görüşmeleri sürdürmeyiz. Bir takas olmaz diyor. İkincisi, İsrail ordusu Gazze'den çekilecek diyor. İsrail ne istiyor peki? İsrail de diyor ki bu rehine tutuklu takasının olabilmesi için Hamas silah bırakacak, üst düzey liderleri de teslim olacak. Şimdi iki tarafın durduğu tabii nokta birbirinden çok uzak. Dolayısıyla nasıl bir uzlaşı sağlanır? Bu noktada henüz belli değil ama biliyorsunuz İsrail yani Mossad gizli servisi, İsrail gizli servisi Mossad başkanı ve CIA başkanı hafta başında Varşova'da Katar emiriyle bir araya geldiler. Dün de malumunuz Filistin Hamas siyasi büro başkanı İsmail Haniye Mısır'a gitti. Ve yani bir şekilde aslında her ne kadar taraflar çok hani kırmızı çizgilerle tutumlarını belirlemiş olsalar da neticede hani müzakerelerin devam ettiğini söyleyebiliriz. Ama herhal vekarda yani bu çatışmaların durması gerekiyor. Çünkü özellikle son 2 günde çatışmalar çok şiddetlendi. Dün akşam malumunuz İsrailler yine bir takım böyle uçaktan kağıtlar atıyorlar Filistinlilere, Gazze'lilere yönelik olarak, yani bölgeyi terk edin diye. Bu sefer biliyorsunuz hali hazırda Han Yunus'ta şehrin yarısında çatışmalar sürüyor. Dün attıkları uçaktan attıkları kağıtlarda şehri terk etmeleri ve El Mawasi bölgesine, yani denize doğru hareket etmeleri telkininde bulundu. Yani buradan da bir yandan İsrail'in hem bu işte müzakereler sürerken veya insani ara yönünde bir takım mesajlar verirken operasyonları da tüm şiddetiyle devam ettireceğini anlıyoruz. Bir de Rusya tarafından Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın bir yorumu var. ABD'nin yaklaşımı, yine ABD'ye bakacak olursak, Orta Doğu'daki krizin derinleşmesine yol açtı şeklinde. Nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi tabii ABD'nin Orta Doğu'da çok iyi bir sicili yok. Yani Irak'a baktığımız vakit, ondan sonra biraz daha öteye gidip tabii Afganistan'a baktığımız vakit,
Şimdi tabii Amerika geçmişten bu yana, yani İsrail'in kuruluşundan bu yana, bakın İsrail bağımsızlığını ilan etti. 11 dakika sonra İsrail'in bağımsızlığını tanıyan ilk ülke Amerika Birleşik Devletleri oldu. Dolayısıyla geleneksel olarak zaten İsrail'i desteklemiştir ABD. Fakat iki devletli çözüm konusu neredeyse son 20 yıldır rafa kaldırılmış bir vaziyetteydi. Amerika'nın aslında yapmak istediği, yani Orta Doğu'dan bir an evvel çekilmek ve bütün dikkatini Hint-Pasifik bölgesine, yani Çin üzerine odaklanmak yönünde bir hani politika değişikliğine gitmekti. Fakat şu çok net bir şekilde görüldü. Hani bu işte İbrahim anlaşmaları olsun, hani İsrail'in diğer bölge ülkeleriyle normalleşme süreçleri, işte bölgede daha farklı bazı adımların atılması olsun. Filistin meselesi çözülmeden aslında Orta Doğu'ya barış gelmiyor. Bunu bir kere net bir şekilde anlamış oldular. Yani Zaharova'nın tabii ki söylediği belirli ölçüde bir haklılık payı var. Yani bugün bile Amerika, bakın, neticede bu savaşı durdurabilecek tek ülke, ama bir açık çek vermek suretiyle İsrail'e, İsrail'in bu katliama devam etmesine göz yumuyor. Yani hem bir yandan işte iki devletli çözümü biz destekliyoruz diyor, destekliye geldik diyor, ama 67'den bu yana, 1967 6 gün savaşından bu yana da Filistinlilere yönelik sistemli olarak yapılan insan hakları ihlallerine, uluslararası hukukun ihlaline bir yandan göz yumuyor. Bir yandan bu özellikle son savaşta askeri olarak ciddi anlamda destekliyor. Bir yandan da biz bölgede barışın egemen gelmesini istiyoruz diyor. Şimdi bunlar birbiriyle tabii ki tutarlı mesajlar değil. Rusya da buradan tabii istifade ediyor Amerika'nın bu zikzak çiziyor olmasından, öyle diyelim. Nihai bir ateşkese peki ne uzaklıkta sizce taraflar? Şu anda bunu konuşmak için halen erken diyebilir miyiz bu uzlaşmazlık ortamında aslında? Şimdi şöyle, tabii bir de şu anda Hamas'ın elinde kadın ve çocuklar fazla yok. Ağırlıklı olarak rehineler, daha doğrusu esirler arasında, yani generalin de dahil olduğu askerler var, erkekler var, işte rezervler var. Şimdi muhtemelen tabii ki Hamas bu esirler karşılığında daha fazla Filistinlinin, İsrail hapishanelerinde bulunan Filistinlilerin salıverilmesini isteyecektir. Yani el yükseltecek. Ki en son yapılan açıklamalarda da mesela işte Hamas'ın bu Marwan Barghouti var. Ondan sonra Ahmet Saadet ve Abdullah Barghouti, yani bunlar siyasi tutuklular. Bunların serbest bırakılmasını bir şart olarak öne sürdü. Şimdi tabii daha çetin müzakereler olacak. Şu anda İsrail'in üzerinde çok ciddi bir baskı var. Hem uluslararası baskı var, hem içeride Netanyahu hükümetine bir baskı var. Tabiatıyla bu da Hamas'ın daha tırnak içerisinde talepkar olmasına neden olacaktır. Yani önümüzdeki süreçte göreceğiz, ama bugünden yarına ben bir mutabakata varılacağını düşünmüyorum. Çünkü Hamas yine aynı talebi, daha doğrusu hani ön koşulunu yineledi. Çatışmalar durmadan biz bu takas sürecini başlatmayacağız dediler. Yani bu noktada İsrail'in nasıl hareket edeceğine bakmamız lazım, ama hani Netanyahu başta olduğu müddetçe ben de çok maalesef iyimser değilim bu konuda. Bir diğer konu da Rusya-Ukrayna Savaşı. Aslında o coğrafyada da bir savaş söz konusuydu. Fakat biz Gazze Savaşı ile birlikte biraz göz ardı etmeye başladık belki de. Manşetlerden de düştü. Sizin de bu konuda bir yazınız var güncel. Gazze Savaşı ile birlikte Ukrayna, evet, büyük ölçüde manşetlerden indi ve Batı'nın yaklaşımı da değişti mi şeklinde sorular da doğurdu bu. Tutumunu değiştirdi mi başında takındığı ve bugüne geldiğimizde bugün takındığı tutum arasında? Bunu destekler nitelikte gelişmeler de yaşandı aslında. Avrupa Birliği tarafında Ukrayna yardımları Macaristan'ın vetosuna takıldı. ABD'de de Cumhuriyetçiler İsrail ve Ukrayna'yı birlikte içeren o yardıma karşı ses çıkardılar. Ve şu anda sekteye uğrayan yardımlarla karşı karşıya kalındı aslında Ukrayna tarafında. Neler söylersiniz? Şimdi tabii Batı'da bir Kiev yorgunluğu olduğunu yani söylemek mümkün. Her ne kadar bunu tabii açık bir şekilde ifade edemeseler de, çünkü neticede baktığımız vakit Ukrayna Batı'nın savaşına savaşıyor. Yani Batı'nın idealleri için Rusya'ya karşı
savaşıyor. Ama sizin de işaret ettiğiniz üzere, şimdi bakın geçen sene Aralık ayında Zelenski Washington'u ziyaret ettiğinde kırmızı halıyla karşılanmıştı ve kongrede yaptığı konuşmada defaatle ayakta alkışlanmıştı. Sonra biliyorsunuz Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında Eylül ayında tekrar bir Washington'a gitti. Orada biraz daha soğuk bir karşılama söz konusuydu. Bu son gidişinde ise maalesef eli boş döndü. Neden diyecek olursanız, çünkü biliyorsunuz işte Biden yönetimi sizin de bahsettiğiniz bir 106.5 milyar dolarlık bir yardım, acil yardım paketi sunmuştu Kongre'ye. Burada işte Ukrayna'ya, İsrail'e ve Tayvan'a yardım söz konusuydu ve 106.5 milyarın da 61.4 milyarı Ukrayna'ya gidecek bir meblağ. Buna sizin de ifade ettiğiniz şekilde cumhuriyetçiler, yani bizim esas önceliğimiz güney sınırımız olmalıdır, oradan gelen göçmen krizini evvela çözmemiz gerekir düşüncesiyle, söylemiyle bloke ettiler. Tabii yani Zelenski, o acaba hani benim Washington ziyaretimde bu kongredeki sorun çözülür mü, aşılır mı diye düşünmüş. Ancak maalesef bu böyle olmadı. Yani bazı cumhuriyetçi mesela senatörler, yani bugüne kadar biz 111 milyar dolar verdik. Sahada henüz bir hani Ukrayna'nın somut bir kazanımı olmadı. Bu vereceğimiz ilave 61 milyar dolar bir şeyi değiştirecek mi diye de hatta açık bir şekilde sorguladılar. Yani mesela Lindsey Graham en eski senatörlerden biridir. Ukrayna Savaşı'na esasında başında destekliyordu. O bile yani ben Zelenski'nin açıklamalarından tam olarak ikna olmadım dedi. Dolayısıyla Zelenski Washington'dan eli boş bir şekilde dönmüş oldu. Sonra biliyorsunuz 14-15 Aralık'ta AB Devlet Hükümet Başkanları Zirvesi düzenlendi Brüksel'de. Orada da aslında önemli bir karar alındı. Tabii her ne kadar AB karar alma mekanizmalarını yıpratacak şekilde bir karar alınmış olsa da biliyorsunuz Ukrayna'ya, Moldova'ya müzakerelerin başlatılması kararı çıktı. Aynı zamanda Gürcistan'a da tabii adaylık statüsü verildi. Fakat sizin de söylediğiniz üzere esas 50 milyar dolarlık bir yardım verilmesi söz konusuydu. Birkaç yıllık bir yardım bu. 3 yıl ya da 4 yıla yayılan. Macaristan bunu veto etti. Böylelikle Ukrayna ne Amerika'dan o 61.4 milyar dolara almış oldu, alabilmiş oldu, ne de Avrupa Birliği'nden o 50 milyar euroluk bir yardım almış oldu. Şu anda zaten Ukrayna ekonomisi yani çökme aşamasına gelmiş vaziyette. Malumunuz neredeyse savaş ikinci yılına girecek. Dolayısıyla her iki taraftan da bu maddi yardımı alamamış olmasının yarattığı büyük bir tabii hayal kırıklığı oldu Ukrayna'da. Yani esasında AB üyeliği, daha doğrusu müzakerelerin başlaması kararı sembolik bir karardı. Çünkü biliyorsunuz 7 kriter öngörmüştü Avrupa Birliği. Ukrayna bu 7 kriterin 4'ünü yerine getirdi. Öbür 3 kriterin yerine ne zaman getirileceği belli değil. Müzakerelerin fiili olarak ne zaman başlayacağına ilkbahar zirvesinde karar verilecek. Yani bir yandan da askeri olarak da hani hem Amerika hem de Avrupa daha Ukrayna'yı ne kadar destekleyebileceklerini de tartışıyorlar. Özellikle son dönemde gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları ve Savunma Bakanları toplantılarının gündemlerine baktığımız vakit bu konunun ön plana çıktığını görüyoruz. Yani biraz Avrupa'da ve Amerika'da Ukrayna'ya yönelik olarak hani geleceğe dair belki bu kışı da atlatalım, sonra da bir artık hani tarafların müzakere masasına geri dönmesi hani yönünde Ukrayna'ya yönelik yavaş yavaş belki telkinlerde bulunabileceklerini görmemiz mümkün olur diye değerlendiriyorum. Yürü Hanım, çok teşekkürler katılımınız için, değerlendirmeleriniz için sağ olun. TEPAV Dış Politika Program Direktörü Gürru Gezer bizlerleydi. Burada noktalıyoruz. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.